Muallime geleli Muhassil Bey ailesini diyanetçe görülen değişimden başka refahtaki terakki dahi şayanı takdir bir derecedeydi. Üç buçuk senelik esaslı bir tahsil, ciddi bir terbiye, refahı okuduğunu anlar, istediğini yazabilir kamil bir hanım kız etmişti. Refah artık eskisi gibi çocukça davranışlarda bulunmuyor.'' ve sizin söz söylemiyordu. İhtisadan nefret, akranına isharı tevazu eder ebeveynine karşı bir tavrı itaatkarane as eyleyerek konuşurdu. Denilebilir ki refahın üç buçuk sene evvelki hoppalığı yerine bugün bir vakarı kibarane kaim olmuştu. Ebeveyni onun şu halini memnuniyetle telakki edip, Subhanallah Refah sanki değişti başka bir refah oldu derlerdi. Zeki kızsa onlara şu cevabı zarifaneyi verirdi. Evet değişti çünkü refah bundan sonra hanemizde bayisi refah refaha sebep olacaktır. Muallime ise refahta müşahede eylediği güzel değişimden emeklerinin boş gitmediğine seviniyordu refahı öz evladı gibi sevmesine mukabil hane içinde kendisi hakkında ishar edilen hürmet de günden güne artmaktaydı. Üç buçuk sene zarfında muallime hiçbir yere gece yatısına gitmemiş ve kendisinde bir arayan olmamıştı. Sanki zavallı muallime gökten zembille inmiş denmeye uygun akraba ve talukkattan mahrum bir kimseydi. Saadet Hanım bazen Şakalaşma maksadıyla "Muallime Hanım, ne siz bir yere gidersiniz ne de sizi görmeye bir gelen var. Evvelki muallimelerin evlerine gitmelerinden yok akrabaların hastalanmalarından bir huzurdum." deyince muallime de latife yollu "Şimdi de benim oturmamdan mı bir huzursunuz efendim?" cevabını verirdi. Saadet ise estağfurullah sizin vücudunuzla hanemizin saadet ve şerefi artıyor. Maksadım latifedir. Sözleriyle muallime hakkında hüsnü teveccüh ibraz ederdi. Mevsim yaz olduğu münasebetle Mühassıl Bey ailesi köşkte bulunuyorlardı. Bir gün Saadet Hanım civar köşklerden birinde misafirken Bahçesinde kiracı olarak ikamet etmekte olup kibardan zannolunan diğer bir misafir hanımla görüşmüş. Görüşmeden pek hoşlanmıştı o hanım da gelip kendisini ziyaret edeceğini vaat eylemişti. Saadet Köşkü'ne avdet edince malime ile refaha pek nazik ve terbiyeli bir hanımla ahbap olduğunu ve yakında gelip görüşeceğini müjdeledi. Onlar da memnun oldular. Zira sayfiyelerde herkes eski ahbapla uzak düşeceklerinden yakın ve civarda bulunanlarla görüşmeyi arzu ederler. Bir hafta sonra misafir çıka geldi genç, güzel, gayet süslü bir hanımdı. Saadet, memnunane, izaz ve ikramda bulunuyordu. Refah ise muallemesinde gördüğü bozukluğu dikkat edip her tavır ve hareketinde bir eseri hikmet mevcut olduğuna kani bulunduğu muallemesinin bozuluşundaki hikmeti de anlamak kastıyla. Muallimeciğim, şu güzel ve süslü hanımın adem Adem'i memnuniyetinizi mucib oldu. Acaba zannımda hata mı ediyorum diye sual eyledi. Malime mukederane bir nazarla hayır kızım hata etmiyorsunuz şu hanımdaki güzelliğe dikkat ediniz. Bakayım ne istihraç edeceksiniz anlam çıkaracaksınız dedi. Reva salona girip misafirin nazarı tetkike çekti. Baktıkça yüzünde nefret izleri hasıl oluyordu. Belki de muallimesinin hoş görmediği bir şahıs kendisine de hoş görünmüyordu. Muallimesinin yanına avdet ettiğinde hakkınız var o güzel pembe sima sanki bir uğursuzluk saklıyor. Aman muhalimeciğim, hele gözleri dikkatle bakılınca insana dehşet veriyor. Çakır Fırat'ın gözleri de ancak bu kadar korkunçtur dedi. Refah sözlerinde haksız değildi. Zira gelen misafirin tombul vücuduna tenasübi endamına, lal gibi dudaklarına, inci gibi dişlerine mukabil iri mavi gözlerinin bakışı melahati cismaniyesine hükümsüz bırakıyordu. Kıvrık kumral kipriklerle müzeyyen iri gözleri aşağıya matuf iken bu kadından güzel ve mükemmel diğer bir kadının yeryüzünde mevcudiyetine insanın inanamayacağı geliyor. Halbuki nazarını muhatabına çevirince o yumru gözlerden ürkmemek kabil olamıyor. Bütün letafeti, ciyesi, zerafeti, kelamı ve onlara zamime olan eklenmiş edayı, şuhanesi o ürkekliği kalplerden çıkaramıyordu. İşte ahlakı beşerin iki timsali ziruhu sayılan şu misafirle muallime mihekki imtihana çekilse cismani olan melahatten nefret, ruhani olan letafete incizap hasıl olacağı şek tasdik ediliyor. Bunu dirayetli refah da tasdik etmişse de saadet farkına varamamış ve misafirini 40 yıllık muhib beyi canı gibi kabul eylemişti. Daha doğrusu saadetin saadet haline gıpta eden felek o biçareyi felaket zade etmek için şu çirkin bakışlı kadınla aralarında azim bir rabıtayı meveddet akdini tensip etmişti. Misafir avdet edinceye kadar muallime odasına çekilerek gözükmedi. Akşam taamında Saadet Hanım misafiri methü sena ederken muallimeye hitaben çok güzel çok terbiyeli bir hanım değil mi deyince muallime o dakikada meşguldüm salona girip misafir hanımı göremedim efendim cevabını verdi. Saadet, sahi siz yanımıza gelmediniz. Kızına, Refah sen nasıl buldun? Refah eski akılda olaydı, gözleri soğuk, nazarı pek müthiş derdi. Lakin şimdiki temkin ve terbiyesi validesinin fikrini cerhe gayri müsait olduğundan pek âlâ buldum cevabını verdi. Saadet Hanım iadeyi ziyarete giderken Malime ile refah bir şeyi bahane ederek Kendisine refakati kabul etmediler. Misafirin tekrar tekrar gelmesi Saadet tanımı da sık sık iade ziyarete mecbur ediyordu. Bir aya varmadı yek diğerini sabah taamına davet edecek derecede yakınlık ve layıvalıkları ilerledi. Refah sabah taamında bulunan bir misafire görünmemezlik edemiyorsa da muallime her defasında bir mazeret beyanıyla odasından dışarı çıkmıyordu. Bir cuma günüydü ki muhasıl bey bahçede kameraya altında taam edilmesini arzu etmişti. Vadet taam, müsahabet, karşılıklı sohbet edilirken misafir hanımın sessizce vurudu hepsini hayrete düçar eyledi. Mama ve Saadet Hanım hayretine fevkalade bir memnuniyet katarak maşallah sevgili hemşireciğim böylece teşrifiniz bizleri cidden mesur eyledi. Sözleriyle istikbaline koyuldu. Misafirin ihtirazı Saadet'in ısrarı ile bertaraf olup Muhasıl Bey'in yanına geldiler. Muhasıl Bey de başını çevireceği yerde alafrangalık usulüne ittaben ayağa kalkıp hoş Ahmediye hazırlandı. Muallime ise şu aileyi öğrettim zannettiği örtülme ve sakınma kurallarını henüz öğretememiş olduğunu derk eyledi. Refah validesinin misafiri olan ısrarını pek münasebetsiz bulmuştu. Hülasa-i Kelam, Saadet Hanım misafirini zevcine takdim edip Kastamonu Hanedanı'ndan Üzeyir Bey'in haremi Meşhude Hanım dedi. Takdim olunmak sırası bu defa kaçamayan muallimeye gelince Meşhude namını alan misafir hanım garip bir bakışla kızcağızı gözden geçirmiş. Mualime ise zangır zangır titremekten kendini alamamıştı. Sonra cümlesi birlikte oturup konuşmaya başladılar. Meşrude Hanım esnai mukalemede muallimeye manidar tebessümlerle nazar ediyor. Muallimenin güzel gözlerindense iki tahtlı nigahlara bedel nefret kıvılcımı saçılıyordu. Gitgide Meşrude Hanım'ın misafirliği pek sıklaşmış. Adeta o hane efradından sayılmaya hak kazanmıştı. Saadet de onun hanesine gayri resmi olarak gidip geliyor ve bütün gün Meşhude Hanım'ın hanesinde gördüğü fevkalade intizamı ve maşayeti anayı söyleyi söyleyi bitiremiyordu. Hele zavallının zevci nimeti basardan mahrumen bir köşede oturmakta olduğu halde Meşhude Hanım'ın hasta hakkında isar ettiği asarı muhabbet, takayyüt ve ihtimamı bir meziyeti harika olarak dermeyan ediyordu. Muallime hanımın bu sözlerine zevcenin vazifesi alil bir zevci unutmak değil ona kemale itinayla bakmaktır. Meşhuda hanım şu muamelatıyla herkesten fazla bir şey yapmış sayılmaz diye mukabele edince saadet anlıyorum. Nasılsa siz Meşhude hanımdan haz etmediniz. Lakin bu güzel hanımdan niçin nefret ediyorsunuz diye beyanı istihra eyledi. Muallime, hayır efendim öyle değil. Meşhude hanımdan nefret etmekliğime hiçbir sebep yoktur. Ancak sizin onda fevkalade olarak gördüklerinizi acizeniz umuri adiyeden sıradan şeyler olmak üzere telakki ediyorum dedi. Birkaç günler daha geçtikten sonra muallimenin nazarı dikkatini garip bir şey celp etmeye başladı. Şöyle ki. Saadet Meşhude'yi görmediği günler pek mustarip bulunuyor. Akşamları da bahçenin sokağı nazır cehetinde bulunan bir sete çıkıp vakit geçiriyor. Eğer o aralık muhasıl bey köşke avdet ederse daima olduğu gibi istikbale koşmayıp kaşları çatılıyor. Dahası var. Muhasil beyin geciktiği akşamlar alaca karanlıkta duvar dibinden geçen bir insan gölgesini görmek için eğilip bakıyor. O gölgeyi gördüğü akşam da yüzünden sevinç alametleri akıyor. Malime meşhudenin zavallı saadeti bir gırdabı mühlike öldürücü girdaba düşüreceğini katiyen keşfeyleyip hanıma ikaz etmek fikriyle peşini bırakmamaya başladı. Bir akşam üstü meşhude hanım köşke gelmişti ki Saadet hanımın ısrarı ve zorlamasıyla o gece kalmaya razı oldu. Derhal arabasını çevirip merak etmemesi için zevcine haber gönderdi. Malime ise usulca Saadet hanıma Üzeyir Bey'in alil olduğunu biliyorsunuz. Onu hizmetçiler eline bıraktırmanız muvafakı hakkaniyet değildir. Niye fısıldayınca Saadet'in yüzü öfkesinden kızardı. İlk defa olarak muhalemenin yüzüne sert bir nazar fırlattı. Bakışıyla sen benim işime ne karışıyorsun, beni refah mı sanıyorsun demek istiyordu. Yemekten sonra piyano çalıp eğlendiler. Muhasıl Bey nafi ve fenni fıkralar faydalı ve ilmi bahisler nakliyle müsamereyi tatlandırıyordu. Refah'a da Alaturk'a şarkı söylettiler. İçlerinde söze karışmayan birisi varsa o da gazete incelemesine dalmış görünen malimeydi. Yaz gecesi olmak münasebetiyle saat dörde gelince herkes yatacakları yere çekildi. İki saat sonra merdivenden iki kişinin yavaşça indiklerini hala uyumayı pencere önünde oturan muallime gördü. Mehtap o güzel bahçeyi nura gark etmiş, rengamiz çiçekler, kanatları yıldızlanmış süslü kelebekler gibi zarif bir manzara arz eylemekte bulunmuştu. Bahçeye inenler meşhude ile saadetti. Muallime de ökçesiz terliklerini ayağına geçirerek usulca onları takibe kıyam eyledi. İki anın bahçe tarafındaki sete çıkıp etrafı gözetlediler aradıklarını görmüş olmalılar ki setten aşağıya inip demir parmaklıkla imal edilmiş ve sağlamca kilitlenmiş olan büyük kapıya geldiler. Bir kimse de dışarıdan kapıya yaklaştı. Meşhude siz konuşunuz. Ben şöyle bir gezinerek gelen var mı anlayayım." dedikten sonra muhalemenin gizlendiği tarafa doğru yürümeye başladı. Malime meşhudenin ta önüne kadar geldiğini görünce hızlı nefes almaktan bile içtinaf etmişse de meşhude zaten takip edildiklerini sezmiş. Fakat saadetini yani henüz pek acemi olan avını ürkütmemek için hiç belli etmemişti. Bir de karşısında malimeyi bulunca korku ve telaşı bertaraf olup ''Vay malime hanım size bizim gibi mehtabın netafetinden istifadeye mi çıktınız?'' dedi. Malime titremeyle. Hayır, nimetlerini yediğim, iyiliklerini gördüğüm bu aileye hazırlanan darbeyi felaketi men etmek için çıktım. Meşhude, bunda darbeyi felaket yok, bir mübadeleden ibaret. Malime, sizi görmeyeli epeyce zarafet kesbetmişsiniz. Meşhude, ne yaparsın? Üzeyir Bey'in gözlerini tedavi uğrunda elde avuçta bir şey kalmadı. Hem alil hem fakir, bir koca artık çekilmez oluyor. Sen eski budalasın. Öyle anlıyorum. Saadet gibi bir sersem kadının ayağını kaydırıp muhasil beyin bunca mal varlığına sahip olmayı göze aldırmış olsaydın belki ben de Süheyl Bey gibi saadete peşkeş çekmez. Senin sayende geçinir giderdim. Muhalime boğulurcasına. Sus alçak. Bana karşı namını kirli göstermek istediğin o adam sana ortak olamaz meşhude serin kanlı. Ha sahiye sen ne Üzeyir Bey'in alil olduğunu ne de Süheyl'in benim sevgilim bulunduğunu biliyorsun. Muhalime feci bir haliyle yalan söylüyorsun. Meşhude muhalimenin kolundan çekerek gel kendi gözlerinle gör. İşte Süheyl Saadet'e ilanı aşk ediyor. Yarında bize gel. Üzeyir Bey'in bakar kör olduğunu anla. Malumek kolunu çekmekte olan Meşhude'nin elini iterek. O uğursuz ellerin üstüme sürme. Zavallı Üzeyir Bey'i. Görme nimetinden. Ötekini de istikametten uzaklaştırdın. Rezile. Şimdi seni ele vereceğim. Şimdi mahiyetini meydana çıkaracağım. Meşhude. Öyle haykırma. Yavaş konuş. Üzeyir de, Süheyl de sana haksızlık ettiler. Onlar için kendini üzme. Ben senin. Muallime sözünü keserek. Sen benim can düşmanımsın. Meşhudi muallimeyi deraguş etmek için kollarını açarak bir ananın cisminde hasıl olduk. Bir ananın sütünü emdik. Biz iki hemşireyiz. Hiç ben senin adüvi canın olabilir miyim? Meşhudi bu sözleri telaffuz ile muallimenin boynuna sarıldı. Zavallı muallime Boynuna bir engerek yılanı dolanmış gibi dehşetle geri çekilip o yuvarlak güzel kolları şiddetle reddeyledi. Meşhude cüzi bir hiddetle. Ya beyhude öyle mi? Benden cidden nefret ediyorsun ha? Peki öyle olsun. Yalnız fikrimi anla da ona göre sükut et. Sonra sen bilirsin. Öbür defa olduğu gibi seni yine mahvederim. Bak dinle. Ben muhasıl beyi gözüme kestirdim. Zaten eniştenin bir sıkımlık canı kaldı. Ölmezse ayrılacağım. Saadet hanımı zevcine hianete teşvik ettim. Muvaffakta oldum. Bu ahmak kadın zevcine fevt olmuş bir kadını el an sevmekte olduğunu kıskandığından güzel seyhlin kandırmalarına hemen kapılıverdi. Muhasıl beye zevcesinin hıyanetini göstereceğim. O da onu terk edip beni alacak. İsterse Saadet de Süheyla varsın. Nasıl güzel olur değil mi? Muhalime köşk'e doğru yürüyerek. Ben size fırsat vermeyeceğim. Saadet hanımı kurtaracağım diye söylendi. Meşhude bir yırtıcı hayvan gibi muhalimenin arkasından atılıp yakasına sarılarak "Sakın böyle bir şeye teşebbüs edeyim deme. Zira Saadet senden ziyade şimdi bana inanır. Ben seni ona fena bildiririm. Buradan kovdururum." Validemizin son zamanını hatırla dedi. Muallime ağlayarak, ah ya Rabbim, validem gibi mübarek bir kadından böyle bir canavar nasıl dünyaya geldi demekteydi. Meşhude, muallemenin yelkenleri suya indirmiş olduğunu anlayınca daha ziyade yıldırmak için. Beni iyi dinle, Behbude. Ben senden daha büyüğüm. Sözüm sana geçmeli. Eğer seni müthiş bir iftirayla buradan çıkartırsam alemi rezil olursun. Burası bildiğiniz yer değildir esrarımı ifşa edecek olursan hemşiren olduğum münasebetle yine sen utanacaksın. Ben seni bilirim. Senin mayan ar ve hicapla yoğrulmuştur. En iyisi sükut etmektir dedi. Behbude isimlendirilen bir çare muallime ise Evet sükut edeceğim. Ben seni hakimi adil olan Cenabı Kibriya'ya Allah'a havale ettim. Mazlumları himaye, zalimleri kahretmek Allah-u Azimüşşan'ın şanındandır. Cevabıyla köşke avdet eyledi. Meşhude de onun bu tevekkülünden gönül rahatlayarak saadetin yanına geldi. Hemşiresini iskat ettiğinden, susturduğundan dolayı sevilen hain meşhude daima hazır ve nazır olan Cenab-ı Hakk'ı hatrına getirip korkmuyordu. Muallimede bir sinir rahatsızlığı peyda olmuştu. Daima mütefekkir ve mahzun duruyor. Talebesi ise gözlerinin kırmızılığına, hatta kirpiklerinin nemli bulunmasına varınca dikkat edip muallimesinin sinir hastalığından başka bir derdi, gizli derdi dahi olduğunu keşfediyordu. Halbuki ısrarlı olan suallerine muallimesinden ancak başımda bir ağrı var cevabını alabiliyordu. Muallime fırsat buldukça İbretli hikayeler naklederek Saadet Hanım'ın nazarı intibahını celp etmek istiyorsa da hiçbir faydasını görmüyordu. Saçağına varıncaya kadar tutuşmuş olan haneye bir bardak suyun ne tesiri olabilir? Saadet'in gözünü ateşi sevda bürümüş. Hatta kıymetli kızını bile gözleri görmemekte bulunmuş olduğundan hukuki zevciyeti de anne şefkatini de artık unutmuş gibiydi. Muhalime Saadet Hanım'ı takip ve tecessüsten kulliyen çekilmişse de hane içinde meşhudenin kötü emellerine zahir olacak diğer bir suç ortağının bulunmasına ihtiyaç görünüyordu. Saadet'le Saadet'e danıştıktan sonra 40 yaşında tahmin olunabilir Vesile Hanım isminde bir kadını aracılığıyla Muasıl Bey ailesine müracaat ettirdi. Güya Vesile Hanım bir kibar haremi olup zevcinin vefatı ve üvey evlatlarının gadri ile meydanda kalmış bir hanım olduğundan eğer Saadet Hanım kabul ederse hanesinin umuri idaresine yüklenip kendi hanesi gibi can başta çalışacağını makama medihte söylediler. Saadet de hem can yoldaşı olur hem de artık Umure idareyle ben yorulamam diye zevcini ikna edip Vesile Hanım'ı kahya kadınla kabul ettirdi. Vesile'nin suratından şeytanet akıyor ve bahsi geçen kadın o sevimsiz suratını boyayarak kendine otuzluk çağını vermeye çalışıyordu. Refah Vesile'nin köşke yerleştiğini görünce muhalemesine Subhanallah şu üstübet yüzlü kıyafetsiz kadının bize ne lüzumu vardı dedi. Muallime Allah ağrıttırsın. Dairenin meşguliyeti çok. Kahya hanım olunca valideniz tabii rahat eder. Refa acayip. Dairenin umurunu Çakır Furat ifa etmiyor mu? Muallime Çakır Furat ihtiyardır. Validenizin yemi hesapla ne kadar üzüldüğünü görmüyor musunuz? Refa Bu yakınlarda valideye bir şey oldu. Her şeye üzülüyor. Muallime, validenizi muayese etmek, eleştirmek hakkına malik değilsiniz. Refa. vallahi muallimeciyim. Ne derseniz deyiniz. Ben Vesile Hanım'ın hanemize yerleşmesini Meşude Hanım'ın dostundan daha zararlı görürüm. <laughs> Muallime, Refah'ın bir şeyi keşfetmiş olmasından kalbi titredi. Olanca zekasıyla talebesinin gözlerinin içine baktı o güzel gözlerden henüz safiyetini muhafaza eden bir kalbin asarı hayır ahisinden başka bir şey istihraç edemedi, çıkaramadı. Saadet Kahya Hanım'dan gayrısıyla sokağa çıkmaz olmuştu. Refah ise validesinde müşahede ettiği değişen halleri nazarı dikkatinden dur etmiyordu. Sabah gezintileri, Meşhude Hanım'ın hanesine gitmekle oluyor. Akşam gezintileri Meşhude'nin iadeyi ziyarete gelip saadeti birlikte götürmesiyle vuku buluyordu. Vesile Hanım gibi namuslu bir kadın saadetle beraber olduktan sonra gece saat 1'de avdet edilse bile ne zararı var? Halbuki vesileye atfedilen bu namus perverlik saadetle Meşhude'nin tasdiklerinden ibaret kalmaktaydı. Refa, muzipliği ele alıp validesin her sokağa çıkışında ısrarla refakati talep ediyordu. Her ne kadar saadet muhalemesiyle gezmesini tavsiye eyleyip birlikte almamak istiyorsa da Meşhude'nin gizli uyarısına ister istemez beraber çıkıyor ve o günkü teferrüçten eğlenemeyip akşama sıkıntıyla köşke avdet ediyordu. Meşhude saadet gibi bu yolların acemisi olmadığından daire halkına karşı zerre kadar ipucu verilmemesini Saadet'e iyiden tembih edip kızına karşı gayet müşfikane vesairelerine mülayim bir muamelede bulunmasını emrediyordu. Evet Meşude Saadet'e emredebilecek bir kuvveti haizdi. Zira Saadet'in Saadet'i gayrimeşruası meşruası olan Süheyl Meşude'nin bir çirkin aleti yahut elinde bulunan süslü bir oyuncağıydı. Eğer istememiş olsa oyuncağını Saadet'e göstermez. Onu Süheyl'den mahrum ederdi. Saadet Meşhude'nin o emrine tabiiyetle gezmeye kızıyla birlikte gidiyordu. Refah daima arabalarının karşısında gayet güzel bir gencin kahyaya kah arabayla arzı didar ettiğini güzelliğini gösterdiğini nişan koymuştu. Bu genç onlara laf atmıyor. Tavrı kibaranesi ve hali edibanesiyle kendisini güya tesadüfen orada bulunuyor gibi gösteriyordu. Refa o gencin anacını çileden çıkaran belalı Süheyl olduğundan bir haber olup hatta vadesini takip ettiğini bile fark edemiyordu. Refah'ın nazarı dikkati Süheyl'e tesadüf etmiş. Süheyl de onu gözden geçirmişti. Günler geçtikçe kızcağızın şüpheleri uyanmaya başlamıştı. Lakin Süheyl atiklik ediyordu. Saadete olan meftuniyetini sezdirmemek için refahın matufu enzarı olunca bütün tesiratı aşikanesini cem edip fırlattığı tatlı nigahlarla tecrübesiz kızcağızın nazarını mağlup ediyor. Refah da gencin kendisini takip etmekte olduğu zannında bulunuyordu henüz 17. devreyi hayatında bulunan Refah, gençliği sebebiyle Süheyl'in tatlı nigahlarından pek ziyade mütesir oluyor. Artık vadesine refakati müziplik için etmeyip gencin güzel yüzünü görmek hevesiyle ediyordu. Süheyl ise Muhasıl Bey ailesinin gezintiye çıkmadığı günler akşamüstleri köşkün etrafında dolaşır, bazen de demir parmaklığa dayanıp zahiren bahçenin İntizamı fevkaladesine temaşa'ya dalar, hakikatte ise Saadet'i görmek için tecessüse varırdı. Muhalime Süheyli gördükçe tutulacağından korkan firari bir cani gibi geri çekilip taflan dalları arasına gizlenir. Refah ise validesinin arkasına genci gözden geçirirdi. Saadet işlemekte olduğu el işine eğilmiş meşgul görünür, ara sırada uzaktan kendisine temaşa eden maşukuna bir nazarı mütehasirane özlem bakışı fırlatırdı. Eğer meşhude yanlarındaysa onun neşeli ve kahkahalı sözlerine de cevap verirdi. Yine bir akşamüstü bu minval üzere oturmaktayken Süheyl uzaktan uzağa temaşaya kanaat edemeyip hanımların oturduğu sede doğru yaklaştı. O esnada refah malimesiyle biraz ötede bulunuyordu. Süheyl bunu ganimet addedip mütebassimane bir bakışla hanımları selamladı. İşte o zaman Saadet'in omzuna kutlu bir el dokunarak bu efendi tanıdığımız bir kimse midir sualini irade eyledi. Bu sözleri söyleyen Muasıl Bey'di. Ali Necap Zevc'in simasında asla bozukluk olmayıp sakin ve metin bir halde bulunuyor. Yalnız benzinde mevtaya mahsus bir uçukluk görülüyordu. Saadet zevcinin böyle apansız gelişinden ve sevgilisinin kendisine selamladığını görmesinden pusulayı şaşırıp dona kaldı. O dakikada dünya gözüne zindan kesilip kendini müthiş bir karanlıkta buldu. O zülmet içinde ne Süheyl'i görebiliyor ne de kendi mevcudiyetini hissedebiliyordu. Baladaki sualin aksi hala kulaklarında çınlıyor başında hasıl olan uğultudan cevap vermeye müktedir olamıyordu. Meşhude melunesi saatin şaşkınlıkla yakaya ele vereceğine derk edip hemen söze atıldı. Gayet müsterih ve neşeli bir sedayla, ''Evet efendim tanıyoruz ve sizi de tanıtmak isteriz. Ancak meselenin biraz daha ilerlemesini bekliyorduk. Madem ki tesadüf size yardım etti, işte acizeniz de doğruca anlatayım.'' ''Bu genç benim kaynımdır. Terbiye ve asaleti muhasıl beyefendinin kelimesine layık bir derecededir.'' dedi. Muhasır ve telaşla uzaklaşmakta olan Süheyl'i tepeden tırnağa süzerek güzel bir delikanlı dedi. Meşhude. Refah Hanım'ın dengi olabilir. Her ikisi arasında müşahede ettiğimiz bir temayülde ayrıca şayanı temüldür. Nasıl? Hepsi iyi ama ben kendi tahkikatımı icra etmeyince bir şey diyemem. Meşhude. Hakkınız vardır. Sordurunuz, anlayınız. Sonra da zevcim gelip zatı alinizle konuşsun. Meşhudenin yalanları sayesinde saadet büyük bir tehlike atlatmış oldu. Fakat korkunun ilk halacağını geçince saadet meşhudeyi bir köşeye çekti. Ya bey, refahı Süheyl'e nişanlarsa sonra ne yaparız? dedi. Meşhude ne yapacağız? Hiç. Saadet ne demek? Ben buna razı olamam. Sen başka bir surette muhasıl bir kandırmalıydın. Meşhude. Maşallah hanım. O dakikada seni kurtarmış olduğuma teşekkür etmiyorsun da bana söz söylüyorsun ha? Saadet mülayimane. İyi ama canım Süheyl'e de elimle kızıma veremem ya. Meşhude. Nişanlanınca hemen alması lazım gelmez ya. Ben buna da bir çare bulurum. Saadet. Nasıl? Meşhude. Düşünmeliyim ki çaresini tedarik edebileyim. Sen rahat ol. Süheyl senindir. O senden başkasını sevemez. Bu muhavereden sonra Saadet biraz müsterih olmuşsa da Muhasil Bey'in 3 gün devam eden tahkikatı neticesinde Yüzeyri Bey'in baba bir biraderi olan Süheyl Bey'in terbiyeli, dirayetli, memuriyetine devamlı bir genç olduğu anlaşılmış. Muhasıl Bey de kızına bundan iyi bir damat bulamayacağını zevcesine söylemişti. Saadet ölümden beter hallere giriftar oluyorsa da sevcine onu belli etmemek için kendini tutuyordu. Meşhude Hanım, Muhasıl Bey'in tensibi üzere zevci Üzeyir Bey'e Süheyl'in nezaretini vererek refahın yedi izdivacını talep için köşke yolladı. Muhasıl Bey, amanın etvarı kibarihanesinden ve şirin güftârından tatlı sözlerinden pek mahsuz olmuş, damat olacağı gencin de terbiye ve nezaketini ziyade beğenmişti. Üzeyir Bey'in pek merdane olan ifadesinden Süheyl'in malumat ve terbiyesiyle memuriyetinden aldığı 1700 kuruş maaştan başka bir şeysi olmadığını, kendisinin de validesinden miras kalan serveti azimesinin birkaç seneden beri düçar olduğu göz hastalığı uğrunda mahvu heba olduğunu, şu haliyle de çalışamadığı cihetle biraderinin alacağı kıza ancak 150 lira kıymetinde bir yüz görümlüğünden başka bir hediye takdim edemeyeceklerini beyan eyledi. Muhasıl Bey, Üzeyir Bey'in tatlı sözlerine ve Merdane tavrına aldanıp arzusu bir taneci kız olan refaha zengin değil fakat değerli ve müktedir bir zevç aramak olduğunu ifade eyledi. İşte böylece iki taraftan da kemal memnuniyetle izdivaca karar verildi. Muhasır Bey hemen o gün Refah'ın elinden tutup Üzeyir Bey'in elini öptürdü. İki nişanlıyı da birbirine takdim etti. Muallime Refah odaya girerken başörtüsüyle yel değirmesine giydirmeyi unutmamıştı. Saadet Hanım'da nikah olmadan Refah'ın nişanlısını çıkarılmasını muallime gibi çirkin görüp şehriden itiraz etmişse de Muhasır Bey ile başa çıkamamıştı. Arkası Yarın Biri mühip, diğeri feci iki manzara.